Fazıl Beyciğim. Birkaç efendim, Türk tiyatrosu adına çok büyük iki kayıp. Önce Kenan Işık, hemen arkasından Genco Erkal. Neler söyleyeceksiniz efendim? Genco Erkal'la çok uzun yıllar beraber biliyorsunuz çalışmalarımız oldu. Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biriydi. Türkiye için çok büyük bir değerdi. Yeri doldurulmaz bir tiyatrocumuzdur. O yüzden kaybımız büyük aslında. Biliyorsunuz biz Nazım Anadolu eserinde ve pek çok konserde beraber çalıştık. Çok üzgünüm yani. Nazım'ın sesi kesildi diyorlar. Siz ne söyleyeceksiniz? Nazım'ın sesi kesilmedi. Şiirleri duruyor. Okuyabiliriz. Herkes de okuyabilir. Herkes okuyacaktır. Genco Erkal'ın olağanüstü olayı Nazım Hikmet'in o yasaklı yıllarında, Türkiye'nin zor yıllarında Nazım'ı okuyarak, tiyatroda sahneleyerek yaşatmış ve var etmiştir. Ve bugünlere getiren isimdir. Genco Erkal'ın önemi de biraz o yüzdendir. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bak fazla sayamadım.